HaberX TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Samsun Spor'u masaya yatırdığımız Futbol 55 programıyla bir salı akşamı da karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Selçuk Kaya ve değerli yorumcumuz Murat Sandıkçı'nın bugün yine her hafta olduğu gibi özel bir konuğu var. Bugün de son haftaların ilk 11'deki ismi ve performansıyla da taraftarın da gönlünde tat kurmaya başlayan Nuri Terliksiz bugün konuğumuz olacak. Tabii bir de eksiğimiz var. Moderatörümüz Tuğçe Semiz bugün ufak bir rahatsızlık geçirdi, hastalık geçirdi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve programımızı da açalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 6 haftalık galibiyet serisini Bayrampaşa'da bir beraberlikle noktaladık. Maçla ilgili yorumlara ve görüşlerinize geleceğiz ama biz öncelikle 10. haftada alınan toplu sonuçları ekrana getirelim ve ardından da oluşan puan durumuyla puan durumu üzerinden yorumlarımıza devam edelim. Hepimizin bildiği üzere Yılport Samsun Spor 10. haftada Bayrampaşa deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü. Samsun Spor'un bu haftaki rakibi Niğde Anadolu ise Gümüşhane deplasmanından 2-2'lik beraberlikle 1 puan çıkardı. Haftanın sürpriz sonuçlarından birisinde Gaziantep Spor sahasında Hacettepe'yi 3-2 mağlup etti. Yine Kastamonu 1966 Keçiören gücüyle 2-2 berabere kaldı sahasında. Lider Sarıyer, Bodrum Belediyesi Bodrum Spor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerken Ankara Demirspor'da 1-0 geriye düştüğü maçla Manisa Spor'u 2-1 mağlup etti. İnegöl Uşak Spor maçında 1-1'lik eşitlik vardı ve Sakarya Spor deplasmanda Eyüp Spor'u, Ahmet Sportif faaliyetlerde yine deplasmanda Sancaktepe Belediyespor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup ettiler. Hemen bu sonuçların ardından oluşan puan durumuna da bakarsak 10. haftayı Sarıyer 26 puanla lider geçti. Yılport Samsun Spor'da haftaya Sarıyer'in 1 puan gerisinde girmişti. Aldığı beraberlikle de rakibinin 3 puan gerisine düştü ve 23 puanla haftayı ikinci olarak geçti. Diğer sonuçları da sizler de şu anda ekranda görüyorsunuz. Tabii haftanın Murat abi sürpriz sonuçlarından birisi Gaziantep Spor'un. Kesinlikle. Yani bence diğer bir sürpriz sonuçta Ahmet'in deplasmanda Sancaktepe'yi mağlup etmesiydi. Evet. Kesinlikle. Tabii açık söylemek gerekirse tabii ligdeki rakibimiz ayrı bir şey ama bir de vicdani bir durum vardır. Hani Gaziantep Spor'un 3 günde bir puanını sildiler. Eksi 9 puan, yani 9 puanları silindi ve hala 1 puandalar. Onları da kutlamak lazım. 11. hafta programına az sonra bakarız. Biz artık Bayrampaşa maçının kısa bir değerlendirmelerini alayım sizden. Ardından da özet görüntümüz de hazır. Özetini izleyeceğiz. Murat abi neler söylersin Bayrampaşa beraberliği ile ilgili? Evet, aslında Bayrampaşa maçı bakıldığında sezonun en üretken olduğu muz bir maçtı. Pozisyon evet. Anlamında gayet üretken bir günümüzdeydik. Hani 10-12 tane pozisyon sayabiliriz burada. 27 maçında tane şut vardı maçta. Net yani, sonuç ortada. Ama futbolun da meyvesi gol. Gol olmadığınız zaman galibiyet hanenize 3 puan yazdıramıyorsunuz puan evet. Durumunuza. Tek eksiklik oydu. Ama pozisyona girmede, mücadelede, oyuna hakimiyette Samsunspor'un bir eksikliği yoktu. Hı hı. Hatta teknik direktör Taner Taşkın maçın ikinci yarısında risk de aldı. Kendi evet. Oyun formatının dışına çıkıp çift santrafora döndü. Yani 4-4-2'ye döndü. Galibiyet için her şeyi yaptı teknik ve taktik anlamda. Ama olmanca olmuyor. Bazen şans sizin yanınızda olmuyor. Top istemiyor. Futbolda böyle sonuçlar. Yani. Futbolda şansı. Bazen böyle sonuçlar ortaya çıkabiliyor. O kadar pozisyondan 10-12 tane pozisyondan bir tane gol çıkartamadınız. Evet. Ama ben oynanan futboldan ve ortaya konulan mücadeleden bir futbol sever olarak, bir taraftar olarak memnunum. Takım böyle mücadele ettiği süre içerisinde, bu şekilde oyun ortaya koyduğu süre içerisinde kolay kolay maç kaybetmez. Bunu da bir şanssızlık olarak görmek lazım tabii. Kubilay'ın, siz saymışsınız, sonra geçen gazetede okudum. 9 tane şutu evet, var. Sadece Kubilay'ın 9 tane şutu var. Yani. Muhammed Beşir'in keza karşı karşıya kaldığı iki pozisyon var. Kesinlikle. Oluyor bazen futbolda bu tür sonuçlar. Bunu bir iş kazası olarak görmek lazım. Ama Taner Hoca'nın da söylediği gibi deplasmanda alınan bir puan altın değerinde. Evet. Sonuçta ligdeki tabloyu görüyoruz. Herkes her yerde yenebiliyor.
puan alabiliyor. Evet. İşte biraz önce haftanın sonuçlarını saydın. Ahmet'in deplasmanda Sancaktepe'yi muhalif etmesi, Kastamonu'nun kendi sahasında Keçiören'le berabere kalması, bize karşı nasıl bir mücadele ortaya koyduğunu hep birlikte görmüştük Kastamonu'nun. Evet. Ama kendi evinde bu şekilde bir sonuç aldı. Niğde deplasmanda Gümüşhane'yle 2-0 öndeydi. Yani Gümüşhane'yle deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Her türlü sonuç alınabiliyor. O yüzden bir puanı da kayıptan öte kazanç olarak görmek görmek lazım diye Nuri, düşünüyorum. Nuri, biz tabii dışarıdayız, sahanın dışındayız. Aynen. Sen sahanın içinden nasıl değerlendirirsin ortaya konulan mücadeleyi ve 0-0 beraber biten maçı? Ya şöyle bir şey var, Murat abinin de söylediği gibi hani futbolda çalışmak vardır, azmetmek vardır ama bir de şans faktörü mutlaka vardır. Kesinlikle. O gün hem rakip kalecinin şansı diyeyim ben, bizim şanssızlıktan çok. Hem de bizim tabii ki son vuruşlardaki şanssızlığımız. Kısmet. Tabi bu böyle bir dengedir. Belki bir önceki maçta şans yanımız olup gol bulmuşuzdur. Bu maçta tam tersi, bulamadık. Yani dediği gibi hani futbolun meyvesi gol. Gol olmadan da 3 puanı alamıyorsun ne yazık ki yani. Ama 6 haftada kazanan bir takım vardı. Çok iyi oynayan, gayet derken dakikada gol bulan bir takım vardı. Ona rağmen biz soyunma odasında konuştuğumuz tek şey hem kazanan bir puan var hem kaybeden 2 puan. Oyuna bakıp, pozisyonlara bakıp kaybettiğimizde üzüldük. Ama bir taraftan deplasmanda kaybetmiyorsun. Yani futbolun kanununda bize şu vardır. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Çünkü o bir puan dediğiniz gibi hani çok aranıyor. Geçen sene bu takımın bir puandaki puanla nereye geldiğini hepimiz gördük yani. Aranır. Senenin sonunda bu puanlar mutlaka aranır. Hem evet. Bize artar inşallah. Bu bir artı bir olur yani bize. Evet, kesinlikle öyle düşünüyoruz. Hani ben de şöyle söyleyeyim. En keyif aldığım maçta. Evet. Hani çok samimiyetle söylüyorum. Ben sağ içerisinde hani, bunu yaşadım. İşte 2-0'lık 3-1'lik galibiyetleri de gördük. Aynen, 3 gollü aynen. Galibiyetleri de gördük ama gol olmasa da kendi adıma. Heyecan yaratan bir maçtı. Kesinlikle. Yani böyle, kesinlikle. En çok keyif aldığım maçlardan birisiydi. Az önce de söyledik, 27 tane şut vardı kaleye. Bunlardan 12'si 13'ü direkt net gol pozisyonu. Aynen. Sadece Kubilay'ın 9 tane şutu var. Yani. Ceza sahası içerisinden var. Yani kesinlikle. Dışarısından vuran bir oyuncu yani. Ceza sahası içerisinden çoğu pozisyonda yani. Aynen öyle. Biraz da özeti izleyelim. Bakalım biz anlatıyoruz ama özetler var. Kaç dakikalık özet çıkardınız? Vallahi bir 5-6 dakikalık özet çıkardı arkadaşlar. Hazır herhalde özet görüntülerimizde. Yılport Samsunspor'un deplasmanda Bayrampaşa ile 0-0 berabere kaldığı maçın özet görüntüleriyle karşınızdayız. 10. hafta mücadelesinde Bayrampaşa Yılport Samsunspor karşılaşması başladı. Biz Samsunspor'a başarılar diliyoruz. Şimdi Samsunspor ceza sahasına doğru yükseltilen bir top, arka direkte bir şut. Asfaltta dışarıya çıktı. Taki hareketlilikle başlamamıştı ama Samsunspor ata Samet Asatekin önündeki İlyas Kubilay Yavuz'a bırakıyor. Şut, kaleci Veysel. Bir anda gelişen Samsunspor atağı. Ortamda güzel bir maç izliyorlar. Evet, orta geliyor Samsunspor ceza sahası içerisine doğru kafalardan seken top. Samsunsporlu oyuncular uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir şut, kaleci Ahmet Altın. Bu pozisyon Bayrampaşa atağına döndü Hakan. İçeride iki arkadaşı var. Ceza sahasına doğru iyi sokuldu. Arka direğe doğru çıkarıyor. Savunma zafiyeti gösteriyor şu anda Samsunspor. Şimdi hızlı bir Samsunspor atağı izleyebiliriz. Samet Asatekin 2-2. Şimdi 3-3 bir pozisyon. Eren Şentürk de vardı. İlyas Kubilay Yavuz'u tercih etti. İlyas Kubilay Yavuz önüne rakibini aldı. Sert bir şut, kaleci Veysel. Bir şut çıkarsa da kaleci Veysel gole izin vermiyor değerli izleyenler. 5. dakikayı da bitirmek üzereyiz. Yavaş yavaş 16. İshak Doğan'ın önüne doğru bıraktı topu. İshak Doğan'ın ortası Ramazan. İndirdi İlyas Kubilay Yavuz. Şut. Az farkla dışarı çıkıyor. Uzak direğe doğru. Uzak direğe doğru. Üçü de dışarı çıktı. Bindirme yapan İshak yerde kaldı. Maçın hakemi devam diyor. İlyas Kubilay Yavuz rakiplerinden bir sıyrıldı. Şut! Yine avut! Tekrarını da izliyoruz. Şutu da çok iyi. Dışarı giden toplar karış karış kaleye doğru yaklaşıyor. Oğuz topu gönderemiyor. Dönen topu İlyas aldı. Tehlikeli bir atak olabilir. İlyas Kubilay Yavuz rakiplerinden tek tek sıyrıldı. İlyas Kubilay Yavuz bir şut daha. Yine avut. 5. denemesi İlyas Kubilay Yavuz'un. 20'ye çalışıyor. Nuri Terliksiz uzun gönderdi. Ramazan Çevik'in önüne doğru. Ramazan Çevik, Eren Şentürk içeride. Samet Asatekin içeride. Arkaya doğru gelen bir top. İlyas Kubilay Yavuz topu kontrol etti. Şut. Kaleci Veysel. İlyas Kubilay yine kaleci Veysel'i geçemedi.
Evet, pozisyonu tekrar izliyoruz. Ramazan'ın ortası çok güzel. İlyas'ın kontrolü de güzel. Şut da güzel ama olabilir. İlyas Kubilay Yavuz. Ramazan Çevik'e bıraktı. Özgür Bülahan'da bindirmesi var. Ramazan Çevik. Mehmet'in üzerine gitti. Ramazan Çevik. Boş açı arıyor. Şutunu da çıkardı Veysel. Yine çok dikkatliydi Veysel. Yerden de sekerek gelen top da gole izin vermiyor. Samsunspor'un tehlikesi korner atışıyla devam edecek. İlyas Kubilay Yavuz diyorum. Samet'in ayaklarında kaldı. Top Samet'ten İshak. O bölgede çok da kalabalık. Bayrampaşa ama Samsunspor oradan çıktı. Şimdi İshak'tan şut. Kaleci Veysel ama. Evet, tekrarını izliyoruz şimdi değerli izleyenler. Evet. Yakın mesafeden çok sert gelmiş Veysel'in yüzüne top. Kaldı ve karşılaşmanın hakemi Selim Özen 45 dakikayı bitiriyor değerli izleyenler. İsimler Lütfü abi, bizim şimdi, gördüğümüzü Taner Hoca da görmüş o zaman. Yani bu yavaş yavaş 50. dakikanın içerisine doğru gireceğiz. Muhammed Beşir'e doğru bir top. Muhammed Beşir İhsin Razı kaleciyle karşı karşıya şut ve ut. Güray'dan harika sıyrıldı. Kaleci karşısına aldı ama şutu az farkla dışarı çıkıyor değerli izleyenler. Teknik ve plase bir şeyi vuruşu tercih etti ama daha sert vursaydı başka bir sonuç ortaya çıkartmaydı. Doğrusu çıkarmaydı. Ama böyle bir şey olmadı tabii. Evet. Yani bunu tercih edebilirdi demek istiyorum. Kesinlikle. Beşir kontrol ediyor. İlyas'a bıraktı. İlyas'tan bir ara pası. Bahattin. Muhammed Beşir düzeltiyor. Muhammed Beşir kaleciyle karşı karşıya şut. Kaleci Veysel. Peki Muhammed Beşir'in önüne doğru bıraktı. Muhammed Beşir Sercan mücadelesi. İçeride Bahattin Köse'de var. İlyas Kubilay da geldi. Şimdi İlyas Kubilay'a bırakılan top. Şut. Kaleci Veysel. Dönen top Samet istediği gibi vuramıyor derken. Şu ana kadar maçın adamı Veysel. Tekrarını da izliyoruz pozisyonun. Oğuz'da bir hızlı hücum izleyebiliriz. Oğuz Muhammed Beşir'e doğru gönderdi. Muhammed Beşir İlyas'a bıraktı. İlyas Kubilay Yavuz. İlyas bir şut daha kaleci Veysel. Not alıyorum ama yani Kubilay arasındaki geçen bir mücadeleye döndü iş. Yanındaki Oğuz'a dönüyor. Oğuz'un uzun mesafeli topu İrfan. İlyas ceza sahası içerisine doğru kaldırdı. Muhammed Beşir yine avut. Muhammed Beşir'in de kafa vuruşu etkiliydi ama yarım metreden bile daha az bir mesafeden top avuta çıktı. Yeniden izliyoruz. Artık skoru koruma derdinde Samet Asa Tekin, yanında İshak Doğan var, İrfan var. İrfan'ı tercih etti. İrfan'ın ceza sahası içerisine doğru bir ortası, bir şut kaleci Veysel. Ben topu kornere bırakıyor. Şimdi İlyas Kubilay gerideki Oğuz'a bıraktı. Önündeki Ahmet'e bıraktı. Ahmet Nuri'nin üzerine doğru gitti. Rakibinden sıyrılıyor. Şahin'den de sıyrıldı. Şut ve avuta çıktı. Kaleci Ahmet hemen başlatıyor. Topu Erkam oynayarak. Erkam Reşmen. Teknik direktör Taner Taşkın oyuncularına ileriye gidin işareti yaptı. Döndü maçın hakemi. Saatini kontrol etti. Evet, 90 dakikayı 5 dakikaya sığdırdık. Ağırlıklı olarak Samsunspor atakları. Birkaç tane de yine Bayrampaşa'nın geliştirdiği atak vardı. Nuri, maçı bilmiyorum, özetini izlemiş miydin? Bir defa izledim şu an. Nasıl dışarıdan nasıl gördün maçı? Gördüğümüz gibi saha içerisinde ben yani geriden izlediğimiz için görüyoruz. Evet. Yani şu dakika buluruz, bu dakika buluruz derken artık her döndüğümde arkama zaman geçiyordu yani. Çok pozisyon vardı. Şimdi izleyince daha net görüyorum her şeyi. Yani dediğim gibi rakip kaleci çok iyi oynamış. Veysel yani gece kardeşim, rüyalarıma girecekti neredeyse. Veysel yani kurtardı. Tebrik edelim diye. Tebrik etmek istemem. Umarım bundan sonraki haftalarda böyle oynar da. Yani dediğimiz gibi hani iyi giden bir seri vardı. Evet. Sancaktepe maçıyla başlayan bir serimizdi bu. Belki de bu nazar boncuğumuz oldu bizim. Hı hı. Yine bir seri yakalayacağız. Peki takıma çok güveniyor herkes. Biz de öyleyiz yani. Çok iyi kesinlikle çalışıyoruz. Belki de bu nazar boncuğumuz. Aklımıza kalsın. Demek ki gol bulmak gerekiyor. Pozisyonu iyi kullanmak gerekiyor. Tabii herkes gol atmak ister ama belki daha dikkatli olmak gerekiyor bundan sonra. Umarım telafisini yaparız. İnşallah telafisi olacaktır zaten. Hani çok haftamız var. Kötü oynansa, hani atıyorum bir Sancaktepe maçı gibi bir tablo çıksaydı karşımıza belki umutsuzluğa kapılabilirdik tabii. Ama öyle bir durum kesinlikle yok. Hani özeti de izledik hep birlikte. Hatta arkadaşlar bir yandan da ortada o görüntüyü çevirebilirler. Birçok pozisyon var Murat abi. Kesinlikle. Yani ben de maçın özetini önceden de izlemiştim. 90 dakikayı da izledim. Burada bir kez daha izleyince görüyoruz. Yani işte İlyas'ın yani az önce de konuştuk. İnegöl, sadece 9 tane şut. Biz İnegöl deplasmanına gittik. Sen de oradaydın. Evet. Şimdi maç 3-2'ye geldiğinde
hani eyvah diyebiliyorduk. Bir acaba diyorduk. Acaba yani. Hani bir gol daha yer miyiz falan. Hani o tedirginliğimiz vardı. Evet. Ama mesela burada hiç gol yiyeceğimiz öyle bir hava yoktu yani. Ha attık ha atıyoruz. Gol pozisyon olmadı bir dakika pozisyon. Çünkü her dakika pozisyona giriyordu. Hatta bir de o 90 artı 5 miydi? Yani o bile Bayrampaşa'nın hani uzak bir mesafe gerçi ama. Artık o kadar yorulmuş ki. Yani. Ya top ayağımdan çıksın diye vuruyor. Gol olsun diye öyle vurmuyor öyle. Yani neredeyse. Yönetmen arkadaşım şunu da söyleyelim. 6 maçlık seri bitti. Tamam ama 7 maçtır kaybetmiyoruz. Böyle yani düzeltelim öyle o zaman. Samsunspor 7 maçtır kaybetmiyor diyelim oraya. Seriye öyle devam ediyor. Bu arada tabii hatırlatmayı unuttuk. Soru, görüş ve önerilerinizi de Twitter üzerinden futbol55 hashtag'i yine Facebook üzerinden de futbol55 sayfamıza gönderebilirsiniz. Onlara da yer Nuri vereceğiz. Nuri Terlik size soru sorsunlar. Tabii Nuri Terlik size de sorularınızı bekliyoruz. Takımın sosyal medya fenomeni diyebiliriz kendisine. attığı işte hikayeler, storylerle özellikle Instagram'da. Var iyi rakiplerim var ya. Ben birkaç tane maçla ilgili Murat abi ayrı ayrı performans değerlendirmesi sormak istiyorum. Nuri yanımızda onu çekiştirmeyelim şimdi. Takım. Mesela örneğin Eren Şentürk kötü bir günündeydi. Evet. Bunu hocamız bugünkü açıklamalarında da söyledi. Muhammed'e şans verdi. Muhammed'le birlikte oynayacak mı oynamayacak mı diye tartıştığımız, belki de skoru bulsak oynamayacak olan Bahattin de sahaya sürüldü. Nasıl buldun sen, hani tek tek Erhan'dan başlayalım, Erhan, Beşir ve Bahattin performansları. Erhan Şentürk çok değerli bir oyuncu. Yani bu liglerde gol kralı olmuş. Evet. 20 gollere ulaşmış bir oyuncu. Tabii futbolcuların zaman zaman böyle kötü günleri olabiliyor. Formsuz olduğu dönemler oluyor. Ama bu demek değildir ki Erhan Şentürk hep böyle gidecek. Çünkü değerli bir oyuncu. Çok kaliteli bir oyuncu. Onu Samspor'a getiren de zaten bu kariyeri, bu performansı. Dolayısıyla bu maç olmadı belki ama geçen haftaki Kastamonu maçında da çok verimliydi aslında. Fena değildi. Çok iyi mücadele etti o maçta. Zaten oradaki mücadelesinden dolayı, oradaki performansından dolayı Taner Hoca bu Bayrampaşa maçında da kendisine şans verdi. Ama dediğim gibi futbolda bazen Nuri de bilir. Futbolcuların böyle dönem vardır, performansının vardır. Düşük olduğu, aynen, verimsiz olduğu dönemler olabiliyor. Ama dediğim gibi Erhan Şentürk çok değerli bir oyuncu, tabii, çok kaliteli bir oyuncu. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde skora da katkı sağlayacak, önemli maçlar çıkartacaktır. O gol bulsa var zaten. Bir gol bulsa gerisi gelecektir. Yani, bir gol atarsa moral kaynağı olur. Gol atınca motivasyonu aynen yükselir. Aynen öyle. Muhammed Beşir dedin. Muhammed Beşir belki çok net izledik, çok net pozisyonu kaçırmış olabilir ama bu sezonun bence en istekli ve arzulu futbolunu oynadı Muhammed Beşir. İşte biraz önce izledik özetlerde. Toplu alıp dönüşü. Her pozisyonda, ikinci yarı neredeyse her pozisyon içerisinde şimdi Muhammed var, Beşir var. İstekliydi, arzuluydu. İyi mücadele etti. Bu mücadelesini golle süsleseydi çok iyi olurdu. O numara 5 yıldız olurdu ama dediğim gibi biraz önce Nuri söyledi. Futbol, forvet hattındaki oynayan oyuncuların en büyük moral kaynağı goldür. O golü bulabilseydi Muhammed önümüzdeki haftalarda çok daha gol sayısını arttırabilirdi. Ama bu dediğim gibi bu arzusu, bu isteği, bu coşkusu Muhammed Beşir'e önümüzdeki günlerde golü de getirecektir. Çünkü İnşallah. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Gelecek vaat eden bir oyuncu. O da iyi çalışıyor. Öncesinde çalışkan bir oyuncu. O da çok iyi çalışıyor. Zaten Taner Hoca da kendisinden memnun. Göstermiş olduğu performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Muhammed'in de kendisine verilen bu destek, bu moralle önümüzdeki haftalarda o gol orucunu da bulacağını düşünüyorum. İnşallah. Tabii Nuri'ye tek tek oyuncuları soramayız burada arkadaşlarına ama takımın havası nasıl? Sancaktepe yenilgisiyle o kötü günden sonra nasıl toparlandık? Yani şu anda da KJ'mizi düzelttik. 7 maçtır kaybetmiyor. 7 maçtır kaybetmeyen ve buraya da 6 galibiyet sığdıran bir Samsunspor var. Neleri düzelttiniz içinizde? Ya da öyle sorayım size. Neleri düzelttiniz de bugünleri gördük?
Yani şöyle, şu klasik bir şey vardır mutlaka. Hani ligin başında çoğu takımın hani oturma, adaptasyon sorunu var. Yani arkadaşlarını tanımıyorsun. Şehre alışkın değilsin, yeni bir şehre gelmişsin. Gelmişsin. Beklentisi yüksek bir takıma geliyorsun. 17 tane transfer var, yanlış olmasın. Çünkü rakamları hep okuduğumdan biliyorum. 17 tane yeni transfer. Huyu, suyu, davranışını bilmiyorsun. Bence herkes için kanaat aynıdır. Sancaktepe maçı o gece, o akşam belki şer gibi görünen bir durumda ama biz bunu hayra çevirmeyi bildik. Çünkü kendimize geldik, bir sirkelendik. Bu ligin bir gerçeği var. Daha önce onu konuştuk şimdi. Gaziantep rakibini yenebiliyor. Ahmet gidiyor, rakibini yenebiliyor. Herkes herkes yenebiliyor bu ligde. Çünkü mücadele ligi ve o gün kim iyiyse o gün gününde olan kazanıyor. Öyle hocanın da bugün buna yakın bir şeyi vardı. Bu ligde kimin daha iyi olduğu değil de kimin o gün maça daha motive ve istekli olduğu önemli değil. Yani sadece bu lig değil aslında bence. Hani çoğuluk için geçerli. Şu an Süper Lig'deki durumu daha iyi görüyorsunuz yani. Büyük takımların durumlarını. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Biz o maç iyi bir uyarı oldu. Yüksek sesli bir ikaz oldu bize. Erken de olması iyi oldu aslında. Yani onu diyorum. Yani ben şöyle bir şey var. Bir kırılma anları vardır. Kırılma anında mesela 20. hafta yaşarsın, geri dönüş yoktur. Ama biz 3. hafta biz bu kırılma anını yaşadık. Erken yaşadık. Sonrasında yaptığımız iş bu. Yani ekmek kapımız, buraya gelmişiz, bir amacımız var. Ki söylediği gibi Murat abinin Erhan'dan örnek veriyor. 20 gol atmış, buraya gelmiş diyor ki gelen bütün isimler kıymetli isimler. Kariyerli. Hepsinin amacı belli. Sen de geçen gün playoff oynadın. Niyeti belli. Öncekinde şampiyonluğumuz var yine Tanrı Hoca'yla. Ama herkesin niyeti belli burada. Oturduk, konuştuk. Bazı kararlar ki kadro ile ilgili büyük bir revizyon oldu. Evet. Ya iyi kullandık bence. O fixture de tam bizim işimize geldi. Evet. O ara Eyüp işte Ankara Demir maçları biraz da bize kendimize bilme açısından moral iyi geldi. Moral motivasyon oldu. Şu andaki takımın durumu arkadaşlık bir defa. Çok iyi üst düzeyde. Herkes herkese her şeyi paylaşabiliyor. Herkes birbiriyle konuşabiliyor. Herkesin zaman bir kankası var bir de. Var var. Hani tabii ki herkesin iyi anlaştığı bir kişi vardır mutlaka. Yani. Öyle öyle. Ama herkes herkesi seviyor. O kesin yani. Evet. Kimse kimsenin hala kalbini kırmış değil şu zamana kadar. Ne bir tartışma ne bir kavga olmuş değil yani. Bence bu takıma biz çok güveniyoruz. Yani takım içerisinde olan herkes çok güveniyor. Eminim taraftar çok güveniyor ki bu kadar destek ve beklenti var. Biz de bunu boşa çıkartmayacağız. Bunu çok iyi biliyoruz. Dediğimiz gibi bu hafta bir nazar boncuğu oldu. Ondan sonra inşallah oraya o 7 maçı değil de 27 maç diye bir seri hazırız. İnşallah. Şampiyonluk görüşmesine geliriz buraya canlı yayına inşallah. Öyle biz her gelen konuğumuzu zaten öyle uğurluyoruz. Bir dahakine kupayla bekliyoruz i̇nşallah, diye. İnşallah. İnşallah öyle olacak. İnşallah. Bu sefer de erken söylemiş olalım. Tabii sen bu ligi biz açıkçası playoffları hariç ben ikincilik oturup da maçı izlemiş birisi değilim. Bu şehir bilmiyor aslında bu ligi. Öyle dediğin gibi bu şehir bilmiyor. Sen bu ligi bilen birisin. Hı. Dediğin gibi bu ligde şampiyonluğun var. Hı. Geçen yıl Şanlıurfa'daydın. Aynen. Playoff oynadın. Aynen. Bu ligin gerçeklerine de yakın oynamaya başladık herhalde. Öyle artık oynuyoruz. Sadece aynen. Belki öyle maç oynuyoruz ki sadece mücadele bir pozisyona giriyorsun, atıyorsun, kazanıyorsun. Aynen öyle. Bu öyle. Birik değil mi yani? Kastamonu maçı buna en güzel yani, bir örnek. Ben onu söyleyecektim aynen yani. %100 mücadeleye dair bir maçtı. Kastamonu da kötü. 3 tane, yani. 4 tane pozisyonumuz vardı. Attık, kazandık saysak yani. Yani evet. Öyle de çok net değil. Yani şu maçın belki 10'da 1 yok. Kesinlikle. Ama ne oldu? 3 puan aldın. Dediğin gibi abi hani ligin gereğini öğrendik. Mücadele gerekiyor bu ligde. Mutlaka gerekiyor. Ha biraz daha ayaklarımız yere sağlam basıyor. Onun farkındayız. Evet. Umarım dediğimiz gibi sonunda getiririz. Mesajlarımız da geliyor bir yandan. Osman Mutlu yazmış. Sizi izliyoruz diye teşekkür ederiz. Niğde maçını yayınlayabilecek misiniz demiş. Maalesef Niğde maçını yayınlayamayacağız. Onu söyleyelim. Hani şu anda görüşmeler o yönde en azından. Niğde takımının forma göğüs sponsorunda olan firma kesinlikle yayın istemiyormuş. Bakalım aşılabilirse maç zamanına kadar inşallah yayınlarız. Neden olmasın yani Bayrampaşa maçını yayınladık. Taraftarların bir anlamda sesi olduk. Tabii bugün başkanla da öyle güzel bir diyalogumuz vardı. Başkan dedim hani maçı benden dinlemek için mi televizyondan izlediniz diye. Murat abi başkan oradaki dışarıda kalan taraftarları görünce bir de tabii Bayrampaşa yönetimi değil de artık kulüp çalışanı, personeli yönetime, taraftara, basın mensuplarına girişte çıkışta hakikaten çok büyük eziyet çektirdiler. Başkan da bilmiyorum bundan mı etkilendi? Yani senin işin detayını daha çok biliyorsundur. Niye böyle bir durum oluştu? Tabii şimdi Bayrampaşa Stadı'nın durumunu gördük orada. Kapasitesi 2500 kişilik. Ya kural gereği de %5'i veriliyor misafir takıma. Hı hı. Yaklaşık 180-200 kişilik yer vardı. Tabii yapılan görüşmelerle bu sayı biraz aşıldı ama
Tabii İstanbul'da yaşayan çok sayıda Samsunlu var. Çevre illerden gelen var. Samsun'dan gelen taraftarlarımız vardı. Hı hı. Dolayısıyla dışarıda kalan çok sayıda taraftarımız oldu. Başkanımız da maça girerken kapıda taraftarlarımız önünü kesip hani içeri giremediklerinden dertlendi. Dile getirmiştir. Başkanımız da bu sefer dedik o zaman hep beraber gidelim. Televizyonda izleyelim dedi maçı. Sağ olsun İstanbul Bafra Spor Kulübü lokali kapılarını açtı. Ve başkanımız taraftardan sorumlu yönetici arkadaşımız Erdem Eynel ve taraftarlarla birlikte Bafra Spor lokalinde maçı izledi. Buna benzer bir durum İnegöl'de de yaşanmıştı biliyorsun. Aynı teklifi başkanımız orada taraftara da sunmuştu. Evet. Ama o gün statta maç izlendi. Dediğimiz gibi Samspor büyük bir cami. Bunu her gittiğimiz deplasmanda zaten taraftarın ilgisinden görüyoruz. Neredeyse bize ayrılan yerin dışına da taşıyoruz. Her yerde büyük bir ilgi var. Nuri de görüyor taraftarların desteğini, evet, ilgisini. Tamam. Olağanüstü bir taraftarımız var zaten. Taraftarımızın ilgisi de böyle olunca başkanımız da onlara jestler yapıyor. Jestler yapıyor, evet. Böyle. Hani İnegöl'de de bir televizyondan izleyebilirdi maçı. Orada da Bayram teklifi sunmuştu. Bayrampaşa maçına nasipmiş demek ki. Böyle bir diyalog oldu. Onun sonucunda da bu fotoğraf ortaya çıktı. Tabii sosyal medyada da çok büyük, çok fazla paylaşıldı bu fotoğraf. Başkanın taraftarlarla birlikte maç izlediği fotoğraf. Yani biz çok konuşuyoruz programda Nuri. Hani nasıl İngiltere'de Sir unvanı vardır, Türkiye'de de efsane derler. O unvanı da almak biraz zordur. Yani. Efsane başkan boşuna demiyorlar İsmail Yuhan'a. Burada taraftarlara güzel bir jest yapmış. Aydın Yıldız yazmış bize, Nuri arkadaşımızı kutluyorum. Samsun'da olmasından dolayı gurur duyuyorum demiş. Bunu da Nuri'ye iletelim. Yine mesajlara bakıyorum. Tanduan Savi, o da bizim ne denir? Daimi izleyicilerimizden. Daimi izleyicilerimizden. Selçuk Bey, artık işin ciddiyetine varalım. Biz bu ilginin üstündeyiz laflarını bir kenara bırakalım ve lige odaklanalım demiş. Biz de izleyicimizin bu görüşünü dile getiriyoruz. Futbolda futbol öyle bir oyun ki kesinlikle lavaboliği kaldırmıyor. Yani her rakibi kimle oynuyorsanız oynayın ciddiye almak zorundasınız. Evet. Yani sonuçlar, geçmişteki sonuçlar bunun en güzel örnekleridir. İşte büyük takımların ikincilik, üçüncülük takımlarına kupalarda nasıl elendiğini, hangi sonuçlarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla her rakip ciddiye alınmalı. Evet, her maç zor, her maç oynanmadan kazanılmıyor. İşte Bayrampaşa maçı kağıt üzerinde belki kolay gibi görünebiliyordu ama olmayınca olmuyor. Siz pozisyona giriyorsunuz, üretkenlik sağlıyorsunuz. Futbol şansı yanınızda olmayınca, o topu 3 direğin arasında sokmayınca galibiyet verilmiyor size. Dolayısıyla kimde oynarsanız oynayın. Her rakip ciddiye alınması gereken bir rakiptir. Zaten Taner Hoca işte birçok kişi eleştirdi. Gaziantepspor maçında bir rotasyon yapılabilir miydi diye. Yapılabilirdi ama rakibi ne kadar ciddiye aldığını gösterdi burada Taner Hoca. Sonuçta Gaziantep'in puanları silinmemiş olsaydı bugün ligdeki durumunu... Evet, bugün bir 6 puan daha silmiş Gaziantep. Yani, az önce -9 dedik ama ben de federasyondan kontrol ettim. -15'e yükselmiş. Düşünün kaç puan aldılar? Normalde kaç galibiyetleri var? 3 galibiyet, bir beraber 10 puan topladılar. 3 galibiyetleri var. Yani dolayısıyla ne kadar ciddiye alınması gereken bir takım olduğunu zaten aldıkları sonuçlarla ortaya koyuyorlar. Yani bu ligde değil, her ligde herkes birbirini ciddiye almak zorunda. Samspor'da bütün takımları, bütün rakiplerini ciddiye almak zorunda. Mücadele etmezseniz, koşmazsanız, istemezseniz maç kazanamazsınız. Olmuyor. Olmaz. Yani işte sonuçlar ortada. Dolayısıyla değerli izleyicimizin görüşlerine saygı duyuyorum, evet, ve katılıyorum da. Siz, evet, biz bu ligin üzerinde bir takımız ama bunu söylemle değil, eylemle ortaya koymamız gerekiyor. Onu da ne yapmamız lazım?
mücadele edeceğiz ve her maça 3 puan parolasıyla çıkıp isteyeceğiz. Evet, güzel yorumladın abi. Yorumları da okuyayım biraz. Son 10'a girdik, son 10 dakikaya girdik ilk bölümde. Berika, Nuriye, Deniz'e falan fazla girmesin, aman hasta olursun diye yazmış Nuri'nin bir... Havayı güzel görünce izin gününü biraz kullandık ya. Çok uzun kalmadık, 5-10 dakika. 55 fırtına diye Niki izleyicimizin. Nuri Terliksiz Samsun'u nasıl buluyor demiş. Şehir olarak mı soruyor? Evet. Yani zaten şunu söylüyorum. Taraftarı Murat Hamdi söylediği gibi çok büyük bir taraftar zaten, bunun farkındayız. Ben böyle çok gezen, çok dışarı çıkan bir adam değilim yani. Ama şehir olarak zaten güzelliğini çok önceden duymuştum. Tamam. Yani İstanbul, İzmir derler. Bizde tesisin herkes, bile ayrı bir büyüsü var aslında. Ben öyle bir arkadaşlarım geliyor. Hani hem göl hem deniz aynı anda görünce şaşırıyorlar biraz. Bu tesis çok güzel, çıkmanız gerekmiyor dışarı. Hani dışarıda ne işiniz var diye. Evet. Gerçekten çok nefes aldırıyor şehir. Hani nefes alabiliyorsun, rahatsın. Her şeyi yapabilecek kapasiteye sahip, her şeyi yapabiliyorsun. İzin vardı, 3 günlük bir izin. Ben evime gitmedim, buradaydım yani. Samsun'da kaldım. Ya şehri sevmek aslında işinde olan başarıyla alakalı biraz daha. Çünkü o oraya yansıyor. İşler iyi gittiği sürece eminim Samsun bana daha güzel gelecek yani. İnşallah. Ankara'dan Selçuk Yılmaz yazmış. Tüm futbolculara bizim sözümüz olsun. Onlar mücadeleyi bırakmasınlar. Gittikleri her yerde bizi görecekler demiş. Tabii ki Bayrampaşa maçını artık yavaş yavaş noktalayalım. İlk bölümünde sonuna geliyoruz. Ufak bir Niğde maçına değinelim. İkinci bölümü de tamamen Nuri'ye ayıracağız. Ona sorularımız var. Sizlerden gelen soruları vereceğiz. Murat abi yine aslında kağıt üstünde belki bizi rehavete de sokabilecek bir maç. Takım olmasa bile taraftarı rehavete sokabilecek bir maç. 3 evet. Atarız, 5 atarız. Bakıyorum sosyal medyadan bunlar işte konuşuluyor. Olmuyor. Öyle hani söylemle eylem birbirini tutmuyor. Siz ne kadar kağıt üzerinde favori de olsanız oynanmamış maç kazanılmıyor. Niğde genç bir takım. Altın Ordu'nun pilot takım olarak görülüyor. Onların kontrolünde bir takım. İlk 11'de ağırlıklı olarak oynayan kadroda 8'i Altın Ordu'dan yani kiralık gelmiş oynuyor. Genç oyunculardan kurulu bir takım. Koşan, mücadele eden. Hepsi kendini göstermeye çalışıyor. Şimdi Samsun'a karşı oynuyorlar. Kendilerini göstermek isteyeceklerdir. Dolayısıyla kolay gibi görünebilir ama kesinlikle öyle bir maç değil. Yine kor bir mücadele Samsun'u bekliyor. Evet. Dediğim gibi her rakibi ciddiye almak lazım. Futbolcular da bunun bilincindeler. Bir rağbet. Ben antrenmanları sürekli takip ediyorum. Bugün de haliyle. Evet, haliyle. Bugün de Niğde maç hazırlıkları başladı. Yani bugünkü antrenmanda bile o ciddiyeti görebiliyorsunuz. Evet. Dedim, biraz önce de söyledim. Futbol rağbeti kaldırmıyor. Laubali'yi hiç kaldırmıyor. Siz her rakibi ciddiye almak zorundasınız ve full konsantre olmak zorundasınız. Hem teknik heyet hem de futbolcular zaten bunun bilincinde. Bilincindeler. O yüzden hatta hocamız yine gündüz iyi analiz ettik rakibimizi dedi. Hatta evet. Sen orada biraz sıkıştırmaya kalktın da abi. Hoca pek açık vermedi. Bilgileri paylaşmayalım burada yani, diye. Samspor teknik heyeti her maçı takip ediyor. Biz deplasmanlara maça gittiğimizde, iç sahada oynadığımızda iki yardımcı hoca iki farklı maçı izlemeye gidiyor. Rakipleri. Dolayısıyla gerçekten işini çok ciddiye alan ve iyi çalışan bir teknik kadrosu var Samspor'un. Her maçı analiz ediyorlar, her maçı takip ediyorlar. Her rakibi artılarını, eksilerini masaya yatırıp oyuncularla birlikte analiz edip değerlendiriyorlar. Niğde'yi de teknik heyet incelemiştir tabii ki. Maçlarını takip etmişlerdir. Dediğim gibi genç bir takım, mücadele eden bir takım. Bu ligde de koşan, mücadele eden takımlar her zaman bir adım öndedir. Sıkıntı yaratabiliyor en azından. Bir de şöyle bir durum var Murat abi dediği gibi hani şimdi Niğde Kastamonu'ya karşı, Sarıyer'e karşı oynadığı gibi Samsunspor'a karşı oynamıyor. Bu motivasyon farklıdır. Yani üst ligde daha iyi öyledir. Evet. Büyük takımlara karşı oynayan şu an Anadolu ekibi daha fazla ekstra motivasyon. Yani hatta motive etmeye gerek bile duymuyor. Evet. Maçın ismi daha yetiyor. Bizim de tek dezavantaj bana göre bu durum ama çoğu rakip hani Samsun ismini gördüğü anda ekstra motivasyonla oynayabiliyor ki Bayrampaşa'da bunu gördük. Yani rakip aldı bir puana sevindi. Yani Kastamonu'da da bunu aynen gördük. Öyle, bu hafta Keçiören
yani sahasında son dakikada penaltı golüyle 2-2 berabere kaldık. Aynen, ama bize burada ortaya koyduğu mücadele. Bodrum maçı aynı öyle, ne kadar zor geçen maçta Saray'a karşı. Bence şu anda hani suni gibi görünen bir puan tablosu. Ben eminim çoğu takım şu an rakibimiz olan Saray'dan da bahsediyorum. Düşüş zamanı yaşayacak. Bizim tek dezavantajımız dediğim gibi ismimizden dolayı rakiplerin çok ekstra motivasyonu. Ekstradan. Niğde takımı gerçekten genç bir takım. Genç takımlar bazen hani ne yapacağını bilmediğin için daha sıkıntılı geçebiliyor. Oynamaya değil, oynatmamaya kurulup takımlar. Aynen. Biz de tecrübeliysek her atacağız. Rahata çevireceğiz yani maçı. Zor olan her maçı rahata çevireceğiz yani. İnşallah öyle olacaktır. Tabii Yılport Samsunspor bu hafta Niğde deplasmanına giderken arkadaşlarımızdan da rica edelim. 11. haftanın programını da ekrana yansıtsınlar. Diğer maçları da verelim yine. Bu hafta 4 Kasım Pazar gününde Ahmet Sportif Faaliyetler Eyüp Spor'la karşılaşacak saat 13'te. Saat 13'ün bir diğer maçında ise Gümüşhane Sancaktepe ile karşılaşacak. Bu da haftanın önemli maçlarından birisi. 13.30 maçlarında Manisa Spor, İnegöl, Uşak Spor, Gaziantep Spor, Sarıyer, Kastamonu ki o da haftanın önemli maçlarından birisi. Keçiören Gücü, Bayrampaşa, Sakarya Spor, Ankara Demir Spor maçları oynanacak. 5 Kasım Pazartesi günü ise saat 13.30'da Hacettepe Bodrum maçıyla 11. hafta kapanacak. Murat abi iki tane önemli maç var. Kastamonu maçı bence Kastamonu açısından çok daha önemli. Eğer kaybederlerse ligde ciddi bir yer almış ve havlatmış durumuna düşecekler. Dolayısıyla onların da son şansı gibi görülüyor. Umarım Kastamonu Spor buradan galibiyetle döner. Yani bu bizim için de iyi, olur, iyi bir sonuç. Benim temennim Kastamonu'nun Sarıyer'i mağlup etmesi. Aksi bir durumda Kastamonu yarışta bayağı bir yara almış olacak. Yarıştan uzaklaşmış olacak. Zor bir hafta. Hani bizim için ne kadar zorsa rakipler için de o kadar zor. Yani... Her maç zor tabii. Yani şimdi ligdeki sürede daraldıkça maçlardaki şeyleri daha da artacaktır. Stres, baskı üzerlerindeki. Puan savaşları başlayacak. Yani evet. Dolayısıyla şimdi Taner Hoca bugün açıklamasında çok güzel bir şey söyledi. Sarıyer henüz mağlubiyet almadı dedi. Çünkü bizimle karşılaşmadılar. Evet. Hem onu dedi hem de mağlubiyet aldıklarında nasıl bir reaksiyon verecekler onu bilmiyoruz dedi. Önemli yani, zaten aynı. Yani. Biz mağlubiyet aldık. Sancaktepe mağlubiyetinden sonra hemen olumlu bir reaksiyon verdik. Ne yapabilecekler? Aynen. Hatta bugün de bir Sarıyer'le ilgili gazetemizde de bir değerlendirme üzerine bir haber yazdık. Aslında iyi de bir kadroları var. Yani şu anda biraz sayayım isimleri. Serkan Balcı, İskender Alın, Abdullah Karmil ve Ali Küçük gibi hani Süper Lig'de de oynamış oyuncuları var. Ben kadroyu biraz daha araştırdım. Genelde alternatif olmayan bir kadro. Yani bugün atıyorum Abdullah Karmil savunmada sakatlandı veya ceza aldığı zaman onun yerini doldurabilecek alternatifi az. Ama tabii iyi de bir birliktelik yakaladı onlar da. Yani 10 haftayı yenilgisiz geçmek de öyle yabana atılacak bir şey değil. Ligin 3'te 1 yani şu anda. Kesinlikle. Hani ligin 3'te 1'i yakın bitti yani. Senin de dediğin gibi. Dikkat etmek lazım onlara da. Tabii kupada da ayın 1'inde maçları var. Çaykur Rize ile oynayacaklar. Belki ondan dolayı bir Kastamonu maçında onlara da bir sürpriz sonuç bekleyebilir. Bakalım göreceğiz. Yani bu lig konuşuyoruz sürekli. Her şeye açık bir lig. Her skora açık bir lig. Aynen öyle. Yani burada Gaziantep Spor'u da gördük. Nasıl mücadele ettiğini. Belki erken goller olmasa biz bile sıkıntı yaşayabilirdik onların önünde. Onun için rakibini ciddiye alan, iyi hazırlanan, o haftayı iyi geçen galip gelecek. Bilmiyorum arkadaşlarıma süremiz var mı? Varsa aslında 5 dakikamız var. Hocamızın da maç sonu açıklamaları vardı. Biz biraz konuştuk ama hocamızın da açıklamalarını dinleyelim. Ardından zaten döndüğümüzde çok az bir süremiz kalacak. Yavaş yavaş da reklamlara doğru pas atacağız. Maçı iki devre halinde değerlendirebiliriz. İlk devre vasat oynayan bir Samsunspor. Fakat en az 4 veya 5 tane ciddi pozisyonumuz vardı. İlk devre bu pozisyonlarla girdik. Rakibe de 1-2 tane silik pozisyonlar verdik.
İlk devre için çok iyi olduğumuzu söyleyemem. Fakat ikinci devre ciddi hamleler yaptık. Daha ofansif bir futbol tercih ettik. Gerçekten ikinci devre belki de 10 yılda 20 yılda bir yaşanacak bir şeyler yaşandı. 10-12 tane yakın gol pozisyonu var. Tamamen rakip sahada oynanmış bir futbol var. Galibiyeti isteyen, çok mücadele eden, pas yapan bir Samsunspor vardı. Ama girdiğimiz futbolun bir gerçeği var. Gol atmazsanız kazanamıyorsunuz. Bugün de çocuklar girdikleri pozisyonlarda muvaffak olamadılar. Ama buna beceriksizlik diyebiliriz, ama şanssızlık diyebiliriz. Fakat bugün takımda ikinci 45 dakika gerçekten çok ciddi anlamda bir kazanma arzusu vardı. Bu beni çok mutlu etti. Biz böyle her oynadığımız maçta, biz bütün sezon sonuna kadar da böyle maçlar oynayalım. Allah'ın izniyle biz ipi gösteririz. Bugün bir şanssızlık oldu, bir kısmetsizlik oldu, ama bugün sahada Samsunspor gerçekten iyiydi. İstekliydi, arzuydu. Çocuklara biraz devre arasında serzenişte bulundum, biraz kızdım. İkinci devre çok güzel reaksiyon verdiler. Maçtan sonra da girdim. Tebrik ettim. Çünkü galibiyet adına her şeyi yapan bir Samsunspor vardı. Bu kazaydı. Yani yenmemiz gereken bir rakip miydi? Evet. Yenmemiz gereken rakipti. Rakip zaten son dakikalar yere yattı, kalktı. Oyunun başından itibaren yaptı, ama onlar zaten yapması gereken şeyi yaptılar. Yani güçleri nispetinde yapması gereken şeyi yaptılar. Onları da yadırgamıyorum. Böyle rakibe gol atacaksın. Ondan sonra bakalım yatıyorlar mı? Atamazlar. Ama bugün bunu da yaşadık. Üzgünüz. 2 puan bıraktık şu anda İstanbul'da. Ya ben takımdan bahsedersem iyi mücadele etti çocuklar. Ya bu ligde ilk defa oynayan oyuncu sayımız çok fazla. O yüzden bazı acemilikleri yaşıyoruz. Ama mücadele anlamında çocuklar gerçekten iyi bir duruş sergilediler. Yani Samsun takımı bu ligin üzerinde bir takım. Ben inanıyorum ki bu ligi çok rahat bir şekilde birinci sırada bitirip şampiyon olacaklar. O yüzden her iki takımı da tebrik ediyorum sahadaki mücadeleden dolayı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bundan sonraki maçlarda da Samsunspor takımına başarılar diliyorum. Evet, Bülent Hoca ne güzel söylemiş öyle. Evet. Güzel dilekler için teşekkür ederim bize. Evet, kesinlikle. Neler söylersin abi, nasıl değerlendirsin hocaların yorumlarını? Bizim programın başından beri konuştuklarımızı onlar dile getirmişler maçtan sonra. İşte gol olmayınca işte oynadığınız futbol ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar mücadele ederseniz edin, işte o topu 3 direğin arasına sokamadığınız zaman bütün eksiler göze çarpıyor o zaman. Çarpıyor, ister istemez çarpıyor. Maalesef biraz futbol, spor oyunu. Yani artık 10-12 tane pozisyondan da birini gole çevireceksiniz. İşte Tanrı Hoca diyor ya, siz bir tane gol atın, rakip istediği kadar yere yatsın. Kesinlikle. Yani şimdi Bayrampaşalı oyuncular maçın ikinci yarısı yerden kalkmak bilmediler açıkçası. Yani hani buradan onlara hatta iki pozisyonda serzenişte bulunmadı. İki yani, pozisyonda birisi savunmada, birisi orta sahada yani. İki oyuncu aynı anda. Bir oyuncu sağlık görevlisi sahaya girdi. Hiçbir tedavi olmadan tekrar oyuna dahil oldu. Taç çizgisinden çıkıp yani. Biz zaman geçmesine saha içerisinde müdahale oluyoruz. Çıkmayalım da zaman geçmesin aman. Şimdi hani dolayısıyla siz bir gol bulsaydınız rakip istediği kadar yere yatsın. Bayrampaşa teknik direktörüne de gerçekten teşekkür ediyorum. Çok içten, çok içten konuşmuş. Samsunspor'un evet, bu ligin üzerinde bir kadroya sahip olduğunu ve ligi birinci tamamlayıp üst lige çıkacağını söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum ben de. Evet, yavaş yavaş artık ilk bölümünde sonuna geldik değerli izleyenler. Biz kısa bir reklam arası verelim, ardından yaklaşık bir 10 dakika sonra yeniden ikinci bölümle karşınızda olacağız.